Kaç kişi gelecek? Sen kaç kişi emredersen abi. Kalabalıklardır içeride. Dedeme bir şey olmadan içeri girmemiz lazım. Elli kişi getireceksiniz. Yalnız bana olduğu duracak adam lazım değil. Çatışmaya girmiş adam lazım. Memduh Ağa için ölecek adam lazım. Ağam, senin bu dediğini marabalara desek buraya gelmek için birbirlerini öldürürler. Kimsenin haberi olmadan sen seç. Ağır silah getirin. Patlayıcı getirin. Emredersin ağam. Saklanın, saklanın. Ne yapıyorsun sen burada bana? Dedemi alacağım. Dedeni de kendini de öldürteceksin yani. Norşinliler kim ki dedemi öldürsünler? Tükürüğümüzle boğarız. Tükürüğünü yut, evine dön. Bu mesele bizim ailemizin meselesi. Dün küfrediyordun aileni. Şimdi mi ailen oldu? Hadi evine dedim. Bu mesele benim meselem. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Bu kan burada bitecek. Ersoy'un elinden Haşim'in oğlunu alamazsın. Dedem iç yüzünden ölürse bunun hesabını ne sen verebilirsin ne ben. İşte o zaman kan oluk oluk akacak. Akmayacak dediysem akmayacak. Ya sen kimsin ki her dediğin olacak? Beni mi tehdit edeceksiniz siz? Dedemi görmeden bir yere gitmem. Bu suratınla mı dedenin karşısına çıkacaksın? Yüzüne tükürsün diye mi? Polat Alemdar, yanlış konuşuyorsun. Cahit, ne oldu? Burnuma vurdu şerefsiz. İyi işte, beraber doktora gidin. Bunların da her tarafı kırılmıştır. Başlarına deli üstünü koy. Memduh çıkana kadar bunları zapt etsin. Sen de bir doktora gör. Tamam abi. Hayırlı olsun demeye geldim. Yeni yazıhane açmışsınız. Gündüz evde oturmamak için bir yer işte. Yoksa yazıhane falan değil. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Zahmet etmeyin. Çok kalmayacağım zaten. Çocuklarınız epey büyümüşler. Zaman geçiyor.
Nesrinciğim, seninle açık konuşacağım. Oğlunun da damarlarındaki kan babandan, kocandan intikal eden kan. Benim oğlum ne babasına ne dedesine benzemiyor. Benzer, benzer. Gelir gelmez zıplamaya başladı. Arkadaşları da ondan geri kalmadı. Ne diyorsunuz Ünsal Bey? Açık konuşacağım dediniz, ağzınızda geveleyip duruyorsunuz. Sizin çocuklar büyük bir soyguna karıştılar. Bir aracı durdurup içindekileri öldürüp içindeki yüklü parayı aldılar. Yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Seninkiler de yakalanmayacaklarını düşünmüşler. İyi de plan yapmışlar. Polisin bir şeyden haberi yok. Ama ben işi çözdüm. Yaşar'ın kızının boynundaki kolye işi açık etti. Evreni çözünce diğerleri belli zaten. Aralarındaki telefon trafiğinden anlaşılıyor. Pusat, Fırat, Kenan. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Söylediklerinize de inanmıyorum. Sen çocuklara söyle. Ben onlara gitmeden onlar bana gelsinler ki dertlerini anlayayım. Sonra? Sonrasına onlar karar verecek. Karşılığında ne istiyorsun? Ha. Gelirken parayı getirsinler. Ağızlarını sıkı tutsunlar ki iş bizim aramızda kalsın. Yoksa benim elimden de bir şey gelmez. Hı? Tombik, acil acil ne çağırdın beni? Sağ ol, ben de iyiyim. İyisin işte, görevinin başında olduğuna göre. Hiç iyi değilim Polat. Ersoy'u duydun mu? Ne olmuş? Mahkemeye çağrıldı. Yoksa bana mı vereceksin? Bir zahmet öldürür müsün arkadaşlarınla diyecektim. Polat tahliye çıkabilir Ersoy'a. Düşük bir ihtimal ama. İnşallah. Sen bir plan yapıyorsun değil mi? Yok, bir planım yok. Ofisin dinlenilemiyor. Ha, onu diyorsun. Sen dinleyip kıskanma diye yaptım. Yeşim gelir midir? Yeşim seni düşünüyor ama ben seni daha çok düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, canımsın. Nasıl düşünüyormuşsun beni? Polis gözetiminde olacaksın. Başının belaya girmesini istemiyorum. Leyla, saçma sapan işler yapma. Gözetim altında olması gereken kişi ben değilim. Hayatından tedirgin olması gereken kişi de ben değilim. Sen kendine polis ayarla. Seni beklesinler. Ersoy sağ salim cezaevine dönene kadar polis arkadaşlar sana refakat edecekler. Emniyette mi beklemek istersiniz yoksa dinlenilemeyen ofisinizde mi?
Anası mısın? Evet. Ben oğlunun elini kestiği Hamid'in anasıyım. Buyurun. Ettim. Sen arabayı hazırladın mı? Evet efendim. Oo, savcı hanım. Gazetelerdesin boy boy. Bizi içeri attın diye eğlencelere gidiyormuşsun. Sen hüküm giyince bütün adliyeye davet vereceğim. Gideceğin yeri söyle de hesap aldırmayayım. Sen herkesi satın almaya alışmışsın. Bana gücün yetmez. Bundan sonra en fazla çamaşırla sigara satın alırsın. Polat Alemdar'a çok selamımı söyle. Hamit'le kahvesini içmeye gideceğim çıkar çıkmaz. Oğlum kimseye eziyet etmez. Etmiş. Ben bunu oğlumdan değil, Zülfü'den öğrendim. Zülfü kim? Siz Abdülhey diyormuşsunuz. Kalk bacım, kalk. Madem buraya kadar geldin, işin aslını öğrenmeden olmaz. Benim dediklerim de senin yüreğini dağlamaktan başka işe yaramaz. Ne duyacaksan sahibinden duy. Hadi kalk gidelim. Öğrendim Memati olduğunu. Siz orada mısınız? Peşindeyiz usta. Acele etmeyin. Benden haber bekleyin. Tamam usta, tamam. Bana ne çay veriyorsun Erhan? Polislere versene. Abi içine uyku ilacı katayım mı? Karışma, daha var. Çıkacağımız zaman nasılsa çıkarız. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Ersoy tahliye olmuş. Dalga geçme bir sen. Tamam, dalga geçtim.
Ersoy tahliye olmuş. Ya bir doğruyu söyler misin? Söylüyorum Leyla. Adam tahliye olmuş. Kızı ihmal etme. Polisten koruma iste. Ne karar çıkmış? Tahliye abi. Oh. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederiz. Çayımız güzel değil mi? Güzel. Hem uykunuzu da açar. Kapalı yer neticede. Basık. Oo ana. Ne güzel sürpriz. Polat burada mı? Burada anne. Teyze akraba mı? Öpeyim teyze. Buyurun. Herhalde. Gel. Hayırdır anne? Konuşmaya geldik evladım. Buyur anne. Çıkaramadım. Ben Hamid'in anasıyım. Ne olacak benim bu yanlış insan elini öpme adetim? Buyurun oturun. Anne, bir konuşabilir miyiz? Gel. Bize müsaade edin. Tamam abi. Geç anneciğim. Oğlum, kestin mi o eli, kesmedin mi? Kestim anne. O ne demek evladım? El kesmek ne demek? Birinin elini kestiği için. Aslında öldürmem gerekiyordu. Bu Abdülbey'in arkadaşı olduğu için canını bağışlamaya söz verdim. Elini kestiği adam kim? Bizim Zülfikar'ın yeğeni. Niye bu adam böyle bir şey yaptı? Katil anne. Ersoy'un tetikçisi. Git kadıncağıza bütün bunları anlat. Anne ben nasıl diyeyim senin oğlum bunları yaptı? Elinin kesilmesi az bile. Her şeyi diyeceksin oğlum. O benim oğlum için cani diyeceğine kendi oğlunun ne olduğunu duysun. Hangi ana inanır çocuğunun katil olduğuna? İnanır inanmaz. Onun bileceği iş. O ana. En kötüsü bile olsa oğlunun başına geleni duymayı hak ediyor. Şerefsiz. Anasını üstümüze sürüyor. O işleri bilmem. Kadının bir günahı yok. Sana da ana nasihati.
birine bir şey yaparken onu da bir ananın doğurduğunu sakın unutma. Analar her zaman aslan doğurmuyor. Anneciğim sen öyle geç. Peki. Sen de anasın. Neye karar vereceksen ver. Aha kolum. Ama anlatacaklarımı dinle. Oğlun yanlış yoldaydı. Yanlış yoldan dönmesi için ben kendisine müsaade ettim. Abdüley'in kan kardeşi diye. Kendi de o yoldan dönmek istedi ama oğluna musallat olan Ersoy Ulubey isimli katil buna müsaade etmedi. Onu bir dostumuzun üstüne yolladı. Yeğeninin elini kestirdi. Çocuk da bu acıya dayanamayıp intihar etti. Hamid'in tek yaptığı bu da değil. Çok cana kıydı ana. Benim Hamid'im senin anlattığın değil. Beni de anama sorsan ne güzel şeyler anlatır sana. Ana için en masum kendi çocuğu. Ama maalesef kandırılmak kötü. Oğlum bedelini ödedi. Bir cahallık yaptı, dağa çıktı. Ama sonra pişman oldu. Bin kere, 100 bin kere bedelini ödedi. Ona bedel ödetenlere bu yetmiyor. Kullandıkça kullandılar. Pis işlerini yaptırdılar. Kendi menfaatleri için, yanlış anlama. Vatan millet için değil. Onların elini keseydin ya. Onlarınki o kadar ucuz olmayacak ana. Ama sana da yemin olsun ki oğlunu bu hale sokanlardan da hesabını soracağım. Madem anasın, ya bu kolu kes ya oğlunu al buralardan git. Ya Rabbim. Ulubey'e geldiler. Geç. Sağ ol. Buyurun. Merhaba. Ersoy Ulubey'e geldiğimi haber verir misiniz? Tabii. Bekliyorum. Bende kabahat. Keşke Polat'ı dinleseydim. Adam bu iş hukukla olmaz dedikçe yok dedim. Dalga mı geçiyorsun? Sen olsan ne yaparsın? Gözünün önünde insanlara zarar veren bir adam var. Ama mahkeme serbest bırakıyor. Hukuk bir süreç. Tamam, insanlara derdimizi anlatamıyoruz da
Sen de anlamıyorsan işimiz var Leyla. Ben çok iyi anlıyorum. Yapacak tek şey var. Derneğin başına geçmek. Aday mı olacaksın? Olacağım. Biz hukuk mücadelesine önce kendi içimizle başlayacağız. Hadi bir oy benden. Hepi topu alacağım bütün oy da bu. Kimse sana oy vermez. Kendi arabanla çıkmayacaksın değil mi? Kendi arabamla çıkacağım. Çocuklar gelmiş, kapıdalar. Ersoy, üstüne üstüne gitme milletin. Tedbirini al. Müdür, sana hiç yaramadı içerisi. İyice paranoyak oldum. İyi, sen bilirsin. Varsa dinletilmesini istediğim birileri, dinletip kasetlerini yollayayım sana. Başka birisini arasın dayı. Sen de ben gidek sıkak. Dayıyla iyice papaz mı olak? Tetikçi konuşsak daha papaz olacağız. Hem tetikçi, hem gizli çevirik. Bir ben harekette iki kapat. Ya gizli iş değil oğlum. Haberi var. Rızası yok. Kim yapar değilsin? Böyle bitireyim. Ufak tefek. Kanı şirin ama yırtıcı. Tam beni tarif edilsin dayı. Senin neyin ufak tefek? Ellerim. Çek ellerini. Oğlum yaptırmayacağım sana. Niye zorlusun? Benden başka kimse beceremez söyleyeyim. Zeko yapar mı? Hangi Zeko? Bir çakçı Zeko. Zevzek Zeko. Ya neyse ne. İyi bıçak atmayayım mı? Benim kadar atamaz. Sen niye bu işi yapmak istiyorsun? Anlamayayım ki. Birinin gözüne girmek istiyim. Kimin? Söylemeyeyim. İmdat şişirme beni. Gitse koy bul. Murat'ı iyice tarif et. Bitirsin bu iş. Su getirir misin? Tamam canım. Tamam. He. Der ki Cevher dayım seni paraya boğacak. Sen kimin gözüne girmek istiyorsun? De bakalım bana. Dayım nasıl beğenmiyor bu kadını anlamayayım ki. İmdat gözünü uyarım. Dayı daha beğenmeyeyim demedi. Kalk dediğimi yap. Kalk. Amca, Ganlıca nerede kaldı? Bela mı, bela mi? Selamun aleyküm baba. Dükkan senin miydi? Gel Zaza gel. Buyur, buyur. Bir çay mı iç? Dünya hakikaten küçük. Ya tarifsine gelsem yolu bulamazdım ha. Kayboldum. Hele tam bak buradan çıkmışım. Yolunu kaybettiren var demek ki. Kim ola ki o? Allah kim olacak? Bu sıra hiç aram yok. Niye? Hayırdır? Şimdi Hiko Miko bizi görür gelir Melis. O da buralardaymış diye duydum. Eyvallah. Bir sıkıntın mı var? Yok. Ne
Var var. Hem de nasıl bir sıkıntı. Ömer baba, ben bilirsin. Yani bilmişsen de duymuşsundur. Ben hiçbir şeyden korkmam. Ben Nazlı'm. Kimden korkuyorsun? Ölümden korkayım. Aramızda kalır değil mi baba? Ölümden niye korkuyorsun? Ya ne bileyim, hani ya bir şey yapmam için ya ölüme, işte o beni rahatsız etti ya. O ondan korkayım. Yani sen hiçbirine kötülük yaptın mı? Yani kötülük derken, birinin hakkını yedin mi? Canını yaktın mı? Tövbe yani. Ben niye öyle bir şey yapam? İyi düşün. Hiç mi yapmadın? Yani bir düşüneyim ama. Yani çocukken böyle 3-5 taş atmışlığım vardır köpeğe. Yok. Yok, daha büyüklüğünü düşün. Ölümden korkmaya yeni başlamışsan yakın zamanı düşün. Yakın zaman ben niye kötülük? Ben senin oğlu ne demişse ben onu yapmışım Ömer baba. Ya ben öyle alışmamışım. Sen anlar mısın? Ne? Bir şekerim oksan, yani çaya, suya oksan, ben onları böyle yiyebilsem. Amber'e geçse. Ben öyle şeyler yapmam. En fazla Allah'ın dediklerini okurum. O da duyan kulakları okurum. Bizim kulaklar da duymuyor, he? Epey rötgen çektin sen. Değilsin tesir etmiyor yani. Ben diyorum ki, vicdanın seni rahatsız ediyorsa ölümden korkarsın. Vicdanını rahatsız eden neyse onu bul, gel öyle konuşalım. Yo, hakikaten acep istemeden birine bir kötülük mötülük mü ettim, ne ettim? Giden ben Cevher'e soram, o daim muhasebe tutar. Saza, sadece istemeden yaptıklarını değil, isteyerek yaptıklarını da iyi bir düşün. İnsan iyiliğe niye kötülük yapsın? Ben kötülüğe kötülük yapmışımdır. İyi ile kötüyü nasıl ayırt ediyorsun peki? Ben bunu da bir Cevher'e sorarım. Onun muhasebesi hakikat iyidir yani. Davşan başlana mı? Usta, kapının önünde adamlar var. Biz de uzakta tören için bekliyoruz. Memati, hava kararmadan çıkmaz. Cenaze ilk çıkan arabada olacak. Kendisini beklemeyin. Anladım usta. İnşallah anlamışsındır. İkiye bölünün. Bir kısmınız konvoyla kalsın, bir kısmınız cenazeyi takip etsin. Tamam usta. Abi, telefon dinlenmiyor diyorsun. Niye şifreli konuşuyorsun? Ben konuşmuyorum. Memati öyle konuşmayı seviyor. Allah'ım hayırlısıyla bu adamı bir öldürse de hepimiz rahatlasak.
İzzet ağa, sigara işinde sıkıntı var. Ne sıkıntısı? Epey denetliyorlar. Stok tutamıyorum. Senin depolarından aldırsam olur mu? Muradım, benim depolarım senin. İstediğin kadar tut. Sen yeter ki piyasaya sür. İstanbul'da bizim kaçak sigaradan hariç başkasının malının barda, gece kulübünde, kahvede, büfede satılma ihtimali yok. Sattırmam. Zazı der çıkartmasın sana. Verdim onların dersini. İşle değil, benle biraz uğraşırlar ama uğraşsınlar. Muradım, bu işin arkasından ben çıkmayacağım, biliyorsun değil mi? İzzet ağa, sen ne dersen ben onu yaparım. Sen bizim büyüğümüzsün. Ersoy sana bir şey konuştu mu? Ne açıdan İzzet ağa? Ersoy fazla konuşmaz Muradım. Konseyi diyorsun. Tabii ki, başım gözüm üstüne. Benim için şereftir. Sizin gibi büyüklerimiz orada olacak, biz gelmeyeceğiz. Mümkün mü? Senin kabul ettiğine sevindim. Ersoy bir içeriden çıksın, mekanımızda ağırlayalım. Ondan sonra ben de kararımı vereceğim. İzzet ağa, içki işini nasıl yapalım? Ya zayiatı çok. Olur mu İzzet ağa? Karı ne kadar yüksek. Aman İzzet ağa, içki işini boşlama. Sen yeter ki getir. Ben millete gerekirse döve döve içiririm. Şişesini 1000 liraya satıyorum. Millet kapımızda yalvarıyor bizi içeri al diye. Bundan büyük haraç kesmek var mı? Peki. Bana müsaade. Estağfurullah, müsaade senin. Teşekkür ederim. Dayı Kemalettin'e niye kötülük yapmış ola? O bizim 10.000 liramızın üstüne yatmadı mı? Yattı. Biz gittik, ne dedi? Benim böyle bir borcum yok dedi. Şimdi bunun üstüne adamın iki bacağına sıktıysak. Ya nesi kötülük anlamayayım ki? Öldürmedik. Daha ne isteği? Doğru söylesin. Geç Kemalettin'i, geç, evet. Ya sen niye sorusun biz kime kötülük yapmışık diye? Muhasebe yapayım oğlum. Allah Allah, yasak mı? Dayı, bir Hasan dayı vardı. Ben ondan şüpheleneyim. Arkadaş, bu çocukta da ne hafıza var? Nedir Hasan dayının mevzusu? Dayı. Dayı. He? Ya Hasan dayı delinin önde gideni. Allah'ını seversen bize onu yeniden musallat etme.
Ben açarım. Nedir? Kim o? Bu kim? Zeko. Zeko kim oğlum? Murat'ı vurmaya yolladık dayı. Ya bir sus İmdat, bir dur. Şimdi biz bu Zeko'ya iyilik mi ettik, kötülük mü Cevher? Murat'a iyilik yaptık. Zeko da ettiğini çek. Beceriksiz. Asubayım. Buyurun efendim. Fazla elbisen var mı? Dolabımda var efendim. Ya bu arabada değilse? Usta ilk çıkan araba dedi. Takip edeceğiz. Erhan! Erhan! Efendim abi. Polisler nerede? Abi dediğini yaptım. Yukarıda arabada uyuyorlar. Ne dediğimi yaptın? Abi çayı çok seviyorlarmış. 3-5 bardak içince uyku bastırmış. Sen rahat ol. Erken uyanmazlar. Oğlum ben sana böyle bir şey demedim ki. Abi bazı şeyler söylenmez. Söylenmeden yapılır. Tamam neyse. Asubayım telefonunu ver de bizim çocukları bir arayayım. Oğuz'um, peşindekileri biraz gezdir. Sonra Samandıra'da buluşalım. Geliyoruz. Gidelim. Buradaki araba yola çıktı. İçine kimse bindi mi? Yok abi. İyi, yediler. Sen takip ediyormuş gibi yap. Sonra konuştuğumuz yerde buluşuruz. Tamam abi. Fırsata niye söylüyorsun? Kendini takip ettirir. Gençlere şans vermek lazım Abdüley. Beni şurada indir Asubayım. Adamlarınız gelene kadar bekleyeyim mi? Gerek yok. Gelirler şimdi.
yok. Hiç sıkar mıyım be? Bana bir iki saat daha ver, senin iş tamam. Söz ağızdan bir kere çıkar. Polat Alemdar. Bizim sana verdiğimiz süre belli. Kaldı bir saatin. Peki öyle olsun. Ses gelmiyor. Bak bakalım. Havasızlıktan ölmüş olmasın. Daha işim var onunla. Abi bir şey olmaz. Bir bak oğlum sen şuna. Neredesiniz? Abdüley'i arıyorum, cevap vermiyor. Usta Abdüley'i indirdim. Ne demek indirdim? Haşim'in çocuğunun yerini söyleyince Ersoy... Ben seni ararım. Memati! Kusura bakma usta. Memati! Sen öldür. Uzatma Memati. Sen düşmanını nasıl öldürüyordun? Ben uzatmam. Sen mi uzatmıyorsun? Nasıl adam öldürdüğünü duydum ben. Ağaca asıp, altına ateş yakıp, uzatmadan. Ayaklarından kafasına kadar yanmasını bekleyerek öldürüyormuşsun. Onlar teröristi. Sen de teröristisin. Senin usulün neyse, ben de seni öyle öldüreceğim. Ben senin çocuğunu nasıl öldürdüysem, sen de beni öyle öldür. Yağma yok! Bacaklarını kıracağım ki, ayaklarını çekemeyesin!
iyice yansınlar, öyle öylesin.